Merhaba arkadaşlar, ben Nimet Çavuş. Arkadaşlar bugün sizlere İngilizce'de çok önemli konulardan biri olan comparatives'leri, yani adjektiflerin, sıfatların kıyaslamalı hallerini anlatacağım. Arkadaşlar sıfat deyince aklımıza ismi niteleyen kelime geliyor. Bazen bu isimleri kıyas şeklinde de nitelememiz gerekir. Biz bunlara comparatifler diyoruz. Yani iki bir şeyi kıyaslarken comparative yani kıyaslamalı cümleleri kullanmamız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar comparatives'ler insanları, hayvanları, cisimleri büyüklük, küçüklük, boy, kilo gibi yönlerden karşılaştırmak için kullanılır. Yani her türlü şeyi ancak ve ancak bu kıyas cümlelerini kullanarak, öğrenerek kıyaslayabilirsiniz. Kıyas yaptığımız kelimenin sonuna arkadaşlar sıfatın sonuna bazen er, bazen de mor getiririz. Kelimenin sonuna er getirme koşulu, bu kelimenin tek heceli bir sıfat olması gerekir, kısa bir sıfat olması gerekir ve tek heceli olması gerekir ki daha anlamını katabilmek için sonuna er takısını getirelim. Ancak kelime iki veya daha fazlalı bir heceye sahipse bu defa sonuna er getirmek yerine başına daha anlamına gelen mor takısını getiririz arkadaşlar. Genellikle kısa kelimeler yani tek heceli sıfatlar için bu durumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Er takısı gelir kelimeye ve bu er takısı az önce de söylediğim gibi kelimeye daha anlamı katar. Örneğin tall, uzun, taller, daha uzun. Large, larger. Short, shorter. Old, older. Big, bigger gibi. Bakın hep tek heceli sıfatlar sonuna er aldığında ne oldu arkadaşlar? Daha anlamı katan bir kelime oldu. Arkadaşlar er takısı bazı kelimelere gelince o kelimenin son harfi çift yazılır. Biz buna çift sessiz yani double consonant diyoruz arkadaşlar. Örneğin şöyle baktığımızda slim, slimmer, fat, fatter gibi bazı kelimelerde özellikle bazı harfler kendilerinden önce M'de olduğu gibi, T'de olduğu gibi sesli bir harfle bitiyorsa sondaki M, T'den önce bir sesli harf varsa I gibi, E gibi, O gibi bunlar double olur, çift olur bu kelimeler. Slim, slima, fat, fata. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir konu var. Sonu Y ile biten sıfatlar. Tekrar ediyorum. Sonu Y ile biten sıfatlardan hemen önce sessiz bir harf varsa, örneğin B, D, S, böyle sessiz bir harf varsa er takısı getirirken Y harfi düşer ve bunun yerine sonuna er takısı gelir. I-E-R takısı gelir. Yani happy'de olduğu gibi bakın. Happy normal P'den sonra Y var. Yani Y'den önce sessiz bir P harfi olduğu için Y düştü yerine I-E-R yani er takısı geldi. Lovely, lovelier. Friendly, friendlier gibi. Buna dikkat edelim. Ama Y'den önce sesli bir harfi olsaydı bu defa Y düşmezdi arkadaşlar elbette. Birkaç örneğimiz var bununla ilgili. Sorry, Müller is younger than Charlie. Resme baktığınızda Müller is younger than Charlie. Müller Charlie'den genç. Charlie is older than Müller. Değil mi? Tam tersi oluyor bir defa. Charlie Müller'den daha yaşlı bakın. Younger, older. Kıyas yaparken devamı mutlaka than olmak zorunda arkadaşlar. Than'dan takısını karşılıyor bu. So, Müller is shorter than Charlie. Müller Charlie'den kısadır. O halde Charlie is taller than Müller. Charlie Müller'den uzundur. Müller is thinner. Thinner daha zayıf than Charlie. Charlie is fatter than Müller. Arkadaşlar bütün bu tabloda er takısının nasıl kullanıldığını bence çok iyi görüyorsunuz. Buna birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, buna dikkat ettiğinizde zaten bütün er takısıyla kıyaslamaları çok rahat öğrenmiş oluyorsunuz. Evet, arkadaşlar mora gelince genellikle az önce de söyledim iki veya daha fazla heceli sıfatlardan sonra mor kullanılır. Mor takısı daha anlamını katar yine az önce olduğu gibi. Handsome, more handsome. Özel bir durum. Handsome bazen arkadaşlar, bazen handsomer de olabiliyor. Yani iki türlü de kullanılabiliyor. Çift heceli olmasına rağmen. Ama beautiful'da böyle bir şey yok. Beautiful, more beautiful. Polite, more polite. Boring, more boring.
Değil mi? Sıkıcı daha sıkıcı. Punctual, dakik, more punctual, daha dakik derken more'u kullanıyoruz çok eceli olduğu için. Arkadaşlar bazı kelimelere daha anlamı katmak için ne er kullanabiliriz ne de more kullanabiliriz bunlar. Biz bunlara düzensiz komparatifler diyoruz. Düzensiz adjektifler yani irregular adjectives diyoruz. Ki bunlar da sayıları çok olmamakla birlikte birkaç tanesini ben buraya size anlatmak için yazdım. Good ne başına more alır ne sonuna er alır. Good doğrudan daha iyi demek için better olur örneğin. Better. Bad kötü, worse daha kötü. Much çok, more daha çok. Little az, less daha az anlamında. Bunların tabii ki birçok şeyleri var arkadaşlar. Bunları da çalışabilirsiniz. Evet, birkaç örneğimiz var. Şurada şekilde gördüğünüz gibi. Dolphins are more clever than other animals. Dolfinler diğer hayvanlardan daha zekidir. Okay. Yalnız yine handsome gibi özel bir durum. Clever bazen ne olabiliyor arkadaşlar? Cleverer de olabiliyor more yerine. Bunu da bilelim. Radio is smaller than television. Radyo televizyondan daha küçük. A truck, bir kamyon is bigger than a car. Arabadan daha büyük. İstanbul is more expensive than Ordu. İstanbul Ordu'dan daha pahalı diyoruz arkadaşlar. Galatasaray is more famous than Erzurumspor. Galatasaray Erzurumspor'dan daha ünlü. Antalya is warmer than Erzurum. Antalya İzmir'den, Erzurum'dan daha sıcak. Evet arkadaşlar, bugünkü sunumumuzun da sonuna geldik. Umarım komparatifleri kısa da olsa bu sunumdan anlamışsınızdır. Herkese başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Thank you.